Esselamu Aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. İsmim Melif. Evlatlık olarak 6 yaşındayken yetimhaneden alındım. Uzun yıllar boyunca Almanya'da yaşıyordum. Ta ki 2012 senesinde babamın artık kesin dönüş kararı alarak dönmesiyle. Üvey annem bu zamana kadar her şey normal gidecek şekilde beni seviyor, kendi öz kızı gibi görüyordu. Allah'a hep dua ediyordum. Kendi çocuğu olmasını çok istemiş. Hiç olmamıştı. Her namaz kıldıktan sonra ellerimi açar. Üvey annem için bir çocuk nasip et diye dua ederdim. Bir akşam mutfakta çorba hazırlarken içeriye girdi. Elif diyerek bağırdı. Hiç böylesine heyecanlı değildi. Yanına gittiğimde ellerinin titrediğini, ağladığını fark ettim. Ne oldu annem? Ne oldu sana? Bu hal nedir? Birisi mi saldırdı yoksa? Gaspa filan mı uğradın? Hayır diyerek sıkı sıkı sarıldı. Sonra da çantasından bir kağıt çıkardı. Hamileyim dedi. O kadar mutlu oldum ki. Hem bir kardeşim oluyor hem de dualarımın kabulüydü bu. Safiye anneyi ilk defa o kadar mutlu görüyordum. Sıkı sıkı sarıldım. Akşam için babama da sürpriz yaptık. O günden sonra çok fazla çalıştırmadım Safiye anneyi. Zaten 18 yaşındayım. Elimden geldiğince de her şeyi yapıyor, evi çekip çeviriyordum. Yemek yapmak da kolaydı. Ama 7. ve 8. aydan sonra Safiye anne de bir değişiklik başladı. Kızım da olsun ona her şeyi alacağım. ''Sana aldıklarımdan daha iyisini alacağım. Çünkü o hak ediyor.'' demeye başladı. İlk başlarda dokunuyordu bu cümleler. Sonrasında kafama dank eden bir şey vardı. Sonuç olarak ben onların kızıyım. Beni kabul ettiler ama kendi canlarından olacak. Böyle söylemesi doğaldır. Bence her anne çocuğunu böyle sever. Benim de çocuğum olsa böyle severdim. Alınmamaya başladım. Çocuk doğdu. İsmini de nazlı koydular. Evde bir tane oda fazlaydı. Çocuk odası yapılmıştı oraya. Sabah vaktiydi. Kahvaltıyı hazırladım. Safiye anne de çocukla beraber geldi. Gece vakti uslu uslu uyudu benim kızım. Oh maşallah ona diyerek elimi sadece üzerine doğru koyup sevdiğimi gösterecektim. Sola doğru çekerek çocuğu benden resmen uzaklaştırdı. Öyle olunca bir şey diyemedim. Çatalı alıp yemeye başladı. Ben de çay koymak için arka tezgaha döndüm. Çayı doldururken Elif seninle bir şey konuşacağım dedi. Tabii annem buyur dedim. Şimdi biliyorsun artık çocuğumuz oldu. Açıkçası o odanın çok dar olduğunu düşünüyorum. E sen de genç kızsın artık. Öyle odalarda ne yapacaksın? Ders çalışıyorsun. Anca yatakta yatıyorsun. Diyorum ki bir pazar senin odayı boşaltalım. Bizim çocuğun odayı oraya taşıyalım. Alacağım bazı dolaplar var. Bu odaya sığmıyor dedi. Tabii olur siz öyle uygun görüyorsanız anne. Çayı koyduktan sonra benim şu an iştahım yok. Ben biraz içeride derse bakacağım dedim. Tamam dedi içeriye geçtim. Yatakta kaç saat ağladığımı hatırlamıyorum. Kendimi o kadar dıştanmış hissettim ki sanki fazlalıkmışım gibi. İçimdeki bu hissiyat şişti resmen. Aradan bir hafta geçti. Durum daha da ağırlaşıyordu her seferinde laf sokmalar, sürekli olarak ötekileştirilmek gerçekten ağrıma gidiyordu. Hele bir de baş ağrıları ve haysizlik. Sanırım sinirden, stresten, üzüntüden oluyor. Bir süredir haysizim. Namaz bile kılarken, secdeye giderken dizlerim resmen çıtır çıtır ederek ses çıkarıyor. Sonra da ağrıdan oturduğum yerden zor kalkıyorum. Babam pazar akşamıydı. Bir konuşalım mı Elif dedi. Tabii ki olur konuşalım babacığım. Geçtik bahçeye. Annem yoktu içerideydi. Çocuk olduktan sonra, daha doğrusu çocuğun doğumuna yakından beri sana nasıl Safiye'nin davrandığını biliyorum. Bunun için özür dilerim senden dedi. Olur mu baba öyle şey? Annem o benim. Hem yeni bir çocuğu oldu. Heyecanlı. Belki de kıskanıyordur herkesten. Olur ya, insan çok sevdiğini herkesten kıskanır. Öyle olmadığını biliyorum kızım. Naif büyüdün. Her zaman da iyi kalpliydin. Allah razı olsun senden. Ama aslında sana söylemek istediğim şey başka. Biliyorsun Almanya'da yaşadık uzun yıllar. Sonra da buraya döndük. Hala gurbetçi bile sayılırız burada. Döneli daha ne kadar oldu? Bir arkadaşımla konuşuyordum. Kendisi Almanya'da yaşıyor. Bir tane erkek çocuğu var. 21 yaşında. Evlilik düşünüyorlar. Görücü usulüyle olur mu olmaz mı bilmem. Sadece sizin kızınız vardı. Acaba tanıdık olsa, görüşseler bir konuşsalar diyerek teklif sundu. Ağzımı açmadım kızım. Verdim gitti falan yok. Sakın beni yanlış anlama. Bilirim baba seni. Uygun gördüysen temiz kalpliyse konuşuruz tabii ki. Ve evlilikten neden zarar gelsin ki? Anlaşamazsak da olmaz. Ah kızım ben de sana bunu soracaktım. İznin varsa o zaman numaranı onlara ileteceğim. Bir konuş çocukta bakalım. Buraya gelecekler bir ay sonra. Yüz yüze de görüşürsünüz. Belki bir hayra vesile olmuş oluruz. Allah razı olsun senden. Her zaman öz babam gibisin diyerek sarıldım ona. O da bana sarıldı. İçeriye girdiğimizde Safiye anne, Nazlı kucağında gerçekten öfkeli şekilde bana doğru bakıyordu. Başımı öne doğru eğip odaya girdim. Diğer günün akşamına doğru telefonuma mesaj geldi. WhatsApp üzerinden yazıyordu. İsmi Mehmet'ti. Selam verdi, selamını aldım. Sohbet etmeye başladık. Almanya'da neler olduğunu, ben de buraya döndüğümüzde neler olduğunu konuşuyorduk. Su gibi muhabbet aktı. İş takılma, saçma sapan sorular sorma yoktu. Eğitim alıyordu orada. Mehmet gerçekten kültürlü, oldukça konuşma hakimiyeti yüksek biriydi. Bir ay kadar konuştuk. Türkiye'ye geldiler. Geldiklerinde de bize ziyarete. Mehmet'le yüz yüze de görüştük. Kamerada birkaç defa konuşmuştuk ama konuştuğumuzda Mehmet gerçekten iyi bir insandı. Misafirlikten gittikten sonra babam kapımı çaldı. Müsaitim dedim içeriye girdi. Kapıyı kapattıktan sonra yatağa oturdu. Kızım, görüştünüz mü, konuştunuz mu? Bir aydır sohbet ediyoruz demiştin. Var mı aklında bir şey? Baba olabilir. Mehmet zaten iyi bir insan. Benim için uygun dedim. O zaman gitmeden istemeye gelsinler. Halledelim bu işi hemen. Olur baba sen nasıl uygun görüyorsan dedim. Dört ay içerisinde nişan, düğün her şey yapıldı. Ve Almanya'da Mehmetlerin yanında yaşamak için oraya gittim. Safiye annenin artık beni istemediğini zaten biliyordum. Giderken bir hoşça kal bile demedi. Ama olsun. Hakkı üzerimde çok var. Beni büyüten onlar, annem ve babam onlar. Almanya'daki evleri büyüktü Mehmetlerin. İki katlıydı. Aşağıda annesiyle babası, yukarıda da biz kalıyorduk. Evleneli daha bir hafta olmuştu. Yukarıda temizlik yapıyordum. Bir tane yatağın altını temizlemek üzere kenara doğru çektim. Siyah bir yılan gördüm. Hızlıca geriye doğru çekildim. Yılanın burada ne iş var? Anne diyerek seslenmeye başladım. Kaynanam aşağıdaydı. Öfkeli bir şekilde ne bağırıyorsun be diyerek çıktı oradan. Beni pek istediği söylenemezdi. Anası yok babası yok. Sokaktan aldık diyerek hatta bir iki laf etmişliği de vardı. Sorun değil. Gerçekten de öyleydi. Artık bu laflar canımı acıtmasın diye sineye çekiyordum. Merdivenlerden yukarı çıkıp geldi. Yatağın etrafına doğru baktı. Hani nerede diyerek elinde de sopayı tutuyordu. Bir daha yatığı diğer tarafa çektim. Belki altına gitmiştir diye. Yatak döşek ne varsa kenara attık. Bazanın içine de baktık. Ne yılan var ne bir şey. Hem sokaktan aldık hem de delisini aldık diyerek tövbe tövbe deyip gitti. Gerçekten görmüştüm ama. Gözlerimle gördüm. Yatığı her şeyi düzelttim. Başım döner gibi oldu. Zaten halsizlik başlıyordu. Neredeyse beş ay oluyor. Namaz kılmam daha da güçleşti. Artık sandalyede oturup kılıyorum. Temizlik malzemelerini koyduğumuz küçük bir kiler vardı. Oraya açtım. Oraya açtığımda sanki bir şeylerin bakliyatların arkasından hareket ettiğini gördüm. Buraya mı kaçtı acaba? Tam dönüp anne diye bağıracaktım ki vazgeçtim. Kaynanamdan bir daha laf yemek istemiyordum. Sopayı aldım. Bakliyatları kenara doğru çektim. Arkasında bir şey göremedim hiçbir şey yoktu. Daha da içim daralmaya başladı. Ortada düzelttikten sonra odama geçtim. Akşam vakti oldu. Eşim Mehmet gelmişti. Babam bugün arkadaşlarında kalacakmış. Aşağıda sofrayı hazırladıktan sonra Mehmet bir gelir misin Elif diyerek çağırdı. Yukarıya çıktım. Odaya girdiğimizde annemi korkutmak için evde yılan var demişsin. Bu doğru mu diyerek sordu. Evet evde yılan vardı gördüm. Pazarın altından çıktı. Mehmet biraz yüzünü ekşitti. Nasıl pazarın altından çıktı? Yılan ne arasın burada Elif? Dalganına gelmiştir. Veya bir ipi bir şeyi yılan zannetmişsindir. Kadının yaşı var. Korkutma onu. Böyle bir şey olursa söyleme ona. Mehmet ilk defa tavır koymuştu bana. Geçip gitti yanımdan. Aşağıya indiğimde sadece sabretmek düşüyordu. Yemeği yerken bana karşı konuştuğu şekilde hiç konuşmuyordu. Hep kibar, zarif, olabildiğince mazlum rol oynuyordu. Mehmet yemeği yedikten sonra kalktı. Ben de bulaşıkları yıkamak için sofrayı topladım. Bulaşıkları yıkayacaktım ki, suya açtığımda simsiyah bir su aktı. Allah Allah! Su niye böyle kirli diyerek birkaç defa da kapatıp açtım. Su aynı şekilde akıyordu. Kayınanama bir şey söylemeden Mehmet'i çağırdım. Mehmet suyu açtığında su bendeki odanından daha kirli şekilde akıyordu. Mehmet de şaşırdı. Acaba bir şey mi karıştı bu suya? Arıtma sistemi bozulmuştur belki. Yarın arar bir tane tamirci göndermelerini isterim dedi. Makine yat makine de yıkarsın. Az bir tabak olsa da attım makineye. Çalıştırdım makineyi çıktım yukarıya. Odaya girdiğimde Mehmet odada yoktu. Acaba lavaboda mı diyerek koridora doğru da baktım. Lavabonun ışığı da yanmıyordu. Belki annesinin yanındadır diye düşünüp yatağa uzandım öyle. Telefonla bakınıyordum. Babamla konuşmayalı da uzun zaman olmuştu. Aradığımda müsait olmuyordu. Bu hafta içi bir daha arayayım diyerek düşündüm. Kapı çaldı. Müsaitim dedim. Mehmet içeriye girdi. Sırtı dönük şekilde oturdu yatağa. Mehmet, neden kapıyı çaldın? Hiçbir şey söylemiyordu. Sırtı dönük şekilde duruyordu öylece. Ayağa doğru kalktım. Etrafından dolanıp yüzüne doğru baktığımda yüzünde garip bir şey vardı. Solucan gibi. Üzerine doğru tırmanıyordu saçlarını. Sonra da göğsünden gelen, boynuna doğru ilerleyen sürükleri gördüm. Mehmet, ne oldu sana? Kapının açılmasıyla beraber bastım çığlığı. Korkuyla geriye doğru gittim. Dolaba doğru yapıştı sırtım. Mehmet girmişti içeriye. Bana doğru bakıp iyi misin herif ne oluyor? Benim dödümü patlattın. Kapıya doğru baktı. Sonra merdivenlere. Kapattı kapıyı. İyi misin diyerek yanıma geldi. Yatağa bakıyorum hiç kimse yok. Mehmet'e bakıyorum gözlerimin önünde. Yok yok. Ben ben kafayı yedim. Ben hiç iyi değilim. Ben hiç iyi değilim diyerek yatağa doğru geçtim. Soluk soluğa aydım. Mehmet hemen giyin bir hastaneye gidelim. Ne oluyor? Kalbin çıkacak resmen. İyi misin Elif'im diyerek sormaya devam ediyor. Başımı salladım. Kapıdan girdin. Burada oturduğum yerde oturdun. Sırtın dönüktü Mehmet. Sonra da göğsünün üzerinden solucanlar sürükler suratına doğru, saçına doğru gidiyordu. Sen ne diyorsun? Töbe bismillah. Cinlendin mi lan yoksa diyerek sordu. Bilmiyorum. Dört beş aydır bu haldeyim. Ama ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hep bir korku. Hep bir izlenirlik hissiyatı. Sonrasında da halsizlik. Namazlarıma bile dizlerim yüzünden oturarak kılıyorum. Bazı namazlarıma alakasız uyuyarak kaçırıyorum. Dur bakalım dur bir sakin ol. Öyle bir şey bir arkadaşımın başına da geldi. Hatta Trabzon'da. Çok kötü oldu çocuk. Sahiplenilmişti. Sahiplenilmek mi? Tövbe de Mehmet ne diyorsun? Bunlar olabilir Elif sakin ol. Dinimizce bu varlıklar vardır. Ve bu yasak yıllar önce çiğnendi biliyorsun. İki alem arasında sürekli olarak temaslar oluyor. Yani musallatlar, büyüler, büyücüler, falcılar. Bir sakinleş. Saat geç oldu. Şimdi ararsam olmaz. Dönercileri var zaten. Öğlen vaktinde giderim bir konuşurum olur mu? Sen şimdilik bir dikkat et bir abdest al dedi. Mehmet'in din konudaki bilgisi yüksekti. Kültürlü olmasını bu yüzden seviyordum. Kalkıp hemen abdest aldım. Abdest alıp dönerken aşağıdaki ışıktan yansıyan gölgeyi gördüm. Kaynanan büyük ihtimalle aşağıdan merdivenlerin başından bizi dinliyordu. İçeriye girdim. Mehmet de dua okuyordu. Yatağa doğru üfledi. Odanın etrafını. Korkma sakın Elif olur mu? Ben yanındayım. Rabbimiz her zaman yanımızda sıkı sıkı sarıldı bana. Mehmet'in bu sıcaklığı içimdeki bütün korkuyu alıp götürmüştü. Huzurlu bir gece geçirdim. Rahat rahat uyudum. Ev işi yaparak kendimi oyalamak istiyordum gün içinde. Mutfağa girdim. Bulaşıklara baktım yıkanmıştı. Buradan temiz su akıyordu. Tekrar çamur mu akıyor diyerek kontrol ettim. Çamur filan akmıyordu su. Normal berrak bir şekilde akıyor. Dolapları tezgaha sildim. Salonu süpürmeye başlayacaktım ki kaynanam. Bana bir kahve yapsana dedi. Yapayım anne diyerek geçtim. Kahveyi yapmaya başladığımda Elif diyerek seslendi kaynanam. Ateşi kıstım hemen geçtim içeriye. Efendim anne diyerek bakındım. Salonda yoktu. Yukarıdan geliyordu ses. Elif çabuk gel buraya diyerek. Merdivenleri hızlıca çıktım. Anne neredesin? Kapılar kapalıydı. Dün yılanı gördüğüm odadan ses geldi buradayım kızım diye. Kapıya doğru yaklaşıp açmaya çalıştım. Anne kapı kapalı. Neden oradasın? Anne açar mısın kapıyı? Ses vermiyordu. Birkaç defa daha zorladım ama olmadı. Merdivenden aşağıya indiğimde ne zaman yapacaksın şu kahveyi ya diyerek kızıyordu. Koltukta oturuyordu. Ne yapacağımı bilemedim. Merdivenin sonunda öylece kaldım. Ne bakıyorsun öyle ya? Hadi bir kahve istedik. Ne uyuşuk çıktın sen de diyerek kızıyor. Tabi hemen anne diyerek geçtim mutfağa. Sakin ol Elif. Sakin ol. Dua et sadece dua et. İçimden dua etmeye başladım. Kahveyi hazırladıktan sonra kaynanıma doğru götürdüm. Ona doğru verdim. Köşeye geçip oturdum. İlk yudumunu aldıktan sonra bir anda ağzından püskürttü. Öndeki cam sehpaya doğru bir çivi düştü. Sen ne yaptığını sanıyorsun diyerek ayağa kalktı dövmeye başladı beni. Kafama suratıma tokatlar atıyordu. Bir de çivi koymuş içine şerefsiz diyerek köfürler ediyordu. Telefonu aldı eline sonra Mehmet'i aradı. Karım beni öldürmeye çalıştı diyerek başladı anlatmaya. Ağlaya ağlaya yukarıya çıkıp odaya kilitledim kendimi. Kapıya geldi. Tekmeler atıyor küfürler savuruyordu. Polise vereceğim seni. Tutuklatacağım seni diyerek ağır hakaretler ediyordu. Ne çivisi. Kahveyi yaparken yukarıya çıktım geldim. Ben hayatta böyle bir şey yapmam. Kendi kovdu kesin diyerek düşünüyordum. Zaten geldiğimden beri bana eziyet çektiriyordu. Kesinlikle beni kovmak, artık burada istemediği için, Mehmet'i benden boşanması için böyle bir plan kurmuştu. Aradan birkaç saat geçti. Evin dış kapısı açılıp kapandı. Merdivenlerden hızlıca çıkma sesinden sonra kapı çaldı. Mehmet'ti. Elif, kapıyı açabilir misin? Benim Mehmet. Elif, açar mısın kapıyı? dedi. Avulumu toplayacağım, gitmek istiyorum. Daha fazla yük olmayacağım size dedim. Saçmalama şu kapıyı diyerek kızdı. Arkadan kaydın amca. Bırak defosun gitsin işte. Anası babası da yok zaten. Atarlar bunun gibi çocuğu. Daha çocukluğunda belliymiş dedi. Söyledikleri artık kaldırılabilecek kadar değildi. Tamamıyla bitmiştim. İçimde ne bir duygu kaldı ne de bir yaşama sevinci. Kapıyı açtım Mehmet'in yalvarışında. İçeriye girdiği gibi kapıyı kapattı, kilitledi. Kolumdan tutarak oturttu beni. Bak Mehmet, gerçekten ben derken direkt susturdu beni. Böyle bir şey yapmayacağını zaten biliyorum Elif. Sen yerdeki karıncayı biri alıp kendi yolunda gidendir. Yani burada mutfakta diye onu öldürme hakkı bana sahip değildir diyen bir kadınsın. Sen bu kadar ince düşünürken annemi öldürmeye teşebbüs edeceğine inanmamı mı bekliyorsun? Annemin sana nasıl eziyet çektirdiğini görmüyor muyum? Görüyorum. Sabrediyorsun. Her şeyin farkındayım. Allah razı olsun. Elinden geldiğince de hiç şikayette bulunmuyorsun bana. Bu konuyu da konuşmak istiyordum seninle aslında. İstiyorsan ayrı bir eve çıkabiliriz. Annenin ilaçları var. Bakım lazım. Annen kolay kolay dizlerinin üzerinde duramıyor oturuyor sürekli olarak. Yemek yapmak, sonrasında baban geldiğinde... O olmaz. Ayrılırsak annem ve baban Bayağı kötü duruma düşer. Yapacak bir şey yok. Gerekirse biraz daha fazla çalışır. yemek yapacak birini çağırırım. Eziyet çekmeni istemiyorum. Hem bu benim de hakkına girmiş olduğumu gösterir. Hakkını nasıl öderim sonra? Sarıldım ona. Zaten iyi bir eşsin. Böylece ödüyorsun. Allah razı olsun. Bu fikri boş ver. Baban da geldiğinde oturalım. Dördümüz bir konuşalım. Baktık olmuyor ancak o zaman bir karar alırız. Tamamdır dedi. Ha bir de şey. Şu arkadaşınla konuşacaktın. Ona ne oldu? Ha konuştum konuştum. Gelince zaten onu anlatacaktım. Aklım gitti bu olaylardan. Hoca Trabzon'da. Çocuk burada olsa da Trabzon'da yaşıyormuş. Numarasını aldım. Aradım konuştum. Telefonuma birkaç tane yazı attı. Bunları kağıda geçireceğiz. Yatmadan önce bir bardak suyun önünde bunları okuyup sonra da suyu içeceksin. İnşallah şifası olur dedi. Eğer durum daha da artar, gördüğü gariplikler fazlalaşırsa buraya getirmeniz daha sağlıklı olur dedi. Tamamdır sağ olasın Mehmet. Ben bir anneme bakayım diyerek çıktı. Ben de telefonundan hocanın yazdıklarını kağıda geçerdim. Akşam vakti yapacaktım. Tam yatağa doğru uzanacaktım ki telefonum çaldı. Babam arıyordu. Açtım hemen. Baba nasılsın diyerek sordum. İyiyim kızım sen nasılsın nasıl? Nasıl gidiyor? Anlatmak istemiyordum yaşadıklarımı. Güzel gidiyor baba. Her şey iyi yerinde. Nazlı nasıl? Annem nasıl diyerek sordum. İkisi de iyi. Sağlıklılar. Selam söyle çok onlara. Tamamdır kızım. Yine ararım diyerek kapattı. Mutlu olmuştum babamın sesini duyduğum için. Akşam yemeği için kapıyı açıp aşağı indim yemeği hazırlamaya başlayacaktım. Zaten yeterince geç kalmıştım. Hazır çorba, hızlıca bir şeyler kızartırım yeriz diye düşündüm. Mehmet sağ olsun dışarıya çıkıp alıp gelmiş. Sadece birazcık mikrodalgada ısıtsak yeter dedi. Sofraya oturduğumuzda kaynanam suratıma bile bakmıyordu. İnşallah çivi çıkmaz içinden diyerek yemeğini yerken Mehmet anne ayıp ediyorsun. Elif'in sana böyle bir şey yapmayacağını kendin daha iyi biliyorsun. Hatta benden daha iyi. Kıza niye bu eziyeti çektiriyorsun? Günah değil mi? Zaten öksüz büyümüş. Büyümüş de ne olmuş? Aldığı aile kakaladı bize işte. Ben seni hem Nurdan'ın kızıyla evlendirecektim. Ne güzel burada yaşıyorlardı. Ailelerimiz birbirine gidip geliyordu. Kaç defa konuştuk bu konuyu. Gittin evlendin bununla. Gelmez oldun Nurdan'larda. Kalktım. Teşekkür ederim Mehmet diyerek çıktım yukarıya. Artık dayanamıyordum. Ben ne kadar anmaya çalışsam da, iyilik göstermeye çalışsam da her zaman hor görülüyordum. Dolaptan bir tıkırtı geldi o sırada. Yavaşça yukarıya doğru kaldırdım başımı. Kapak birkaç santim öne doğru gidip hızlı hızlı kapandı. Sanki arkadan bir şey çıkmak için ittiriyor gibiydi. Evimizde kedi veyahut farklı bir evcil hayvanımız yoktu. Kolabın kapağını yavaşça tutup hızlıca geriye doğru çekip ben de geriye doğru kaçtım. İçinde herhangi bir şey yoktu. Sadece katlı olan giysiler. O sırada Mehmet kapıyı açıp içeriye girdi. Özür dilerim kusura bakma Elif. Gerçekten buna maruz kalmanı istemiyorum artık dedi. Dolabın kapağı kendiliğinden sert bir şekilde kapandı. Mehmet de oradaydı. Gördü. Ne oldu? Neden kapandı bu diyerek kapağı açmaya çalıştı. Kapak açılmıyordu. Hiçbir şekilde kalkmıyordu kapak. Ne oluyor ya? Bu niye sıkıştı? Kapak bir anda açıldığında Mehmet'in üzerine doğru böcekler gelmeye başladı. Mehmet bağırarak onları üstünden atmaya çalışırken korkuyla perdenin arkasına doğru gittim. Mehmet sonrasında dolaba doğru bir anda çekildi. Dolapta dimdik şekilde durdu. Kapak bir anda kapandı. Mehmet diyerek koştum. Kapağı açmaya çalışıyordum ama açılmıyordu. Sıkışmıştı. Kapak kendiliğinden açıldı. Mehmet yere doğru düştü. Annesi kalkıp gelmişti aşağıdan. Mehmet ne oluyor? Kapıyı açın diyordu. Bir şey yok anne diyerek Mehmet'i yatağa doğru kaldırdım. Bir iki dakika sonra kendine geldi. Ne oluyor diyerek ayağa kalktı hemen. Dolaba doğru baktı. Hiç vakit kaybetmeden bilet alıyoruz. Hemen hocanın yanına gidiyoruz dedi. Akşamı uçak biletini aldı. Yer bulabilmişti. Annesine hiçbir şey söylemedi. Babama haber veririm ben seni de arayacağım diyerek çıktı. Arabaya atladığımız gibi o arkadaşını aldık. Lan manyak bileti aldın neden bana şimdi haber veriyorsun? Bir sırt çantası aldım 3-5 parça eşya. Yeterli kardeşim yeterli. Başımıza gelenleri bir bilsen. Aktarması şekilde uçtuk. Tam 4,5 saat sürdü. Beklemelerle filan yine iyiydi. Normalde aktarmada gitsek 7 saati buluyordu bazen. Münih şehrinden gidildiğinde sekiz saate bulduğu da oluyordu bekletilmelerle. Trabzon'a indiğimiz gibi direkt o hocayı aradılar. Hocanın ismi Sefa'ydı. Trabzonlu hüddem Sefa. Yanına gitmek için adresini aldık. Yolda giderken Mehmet'e, annemle babama da uğrayalım dönüşte lütfen. Nazlı'yı da görmek istiyorum. Tabii uğrarız. Şu illetten kurtulalım da. Allah razı olsun. Arkadaşı da hiçbir şekilde geri adım atmadan, kendi iş yerini bırakarak geldi buraya resmen. Helal olsun. Konak gibi bir evin önüne geldik. Aşağıya indiğimizde kapıdaydılar. Hocanın etrafında birçok kişi vardı. Yanına doğru gidip el sıkıştık. Hoş geldiniz buyurun dedi. İçeriye geçtiğimizde herkes bir anda dağıldı gitti. Sanki bizim gelmemizle beraber burada durmaları yasakmış gibi davranıyorlardı. Arka taraftaki bir odaya geçtik. Açıkçası ben oldukça heyecanlı ve korkuyordum. Bana doğru baktıktan sonra kocama döndü. Mehmet kardeşim, okumadınız mı söylediğimi? Hocam okumaya fırsat kalmadı. Kola pola yine anlattı. Sonrasında da yaşadıklarımızı. Anladığım kadarıyla oldukça zorlu durumdasınız. Buraya gelmek de iyi yaptınız. Belki de orada kalsanız, iletişim kopukluğundan daha da kötü olacaktı. Anlattıklarınıza göre musallat, büyü tarafından getirilmiş. Başlangıcının bu aylarda olmasının nedeni farklı bir durum olmalı. Sen kendini uzun zamandır iyi hissetmemek zorundasın. Böylesine başlangıçlardan önce insan halsizliklerle karşılaşır. Söyledikleri doğruydu. Başımı salladım. Hocam beş ay kadardır derken köpeklerin havlama sesleri yükselmeye başladı. Etrafa doğru baktı. Sen devam et kızım. Seninle beraber gelenler var belli ki. Rahatsız oluyorlar. Ürpermiştim. Anlatmaya devam ettim. Hocam, elimizden geldiğince dinimizce yaşıyoruz. Namaz kılmakta zorlanmaya başladım. Önceleri eğilip kalkarken dizlerimde ağrılar hissediyordum. Esnemeler, sonrasında okuduğum sureleri kendi kendime karıştırmalar. Bu durum daha da kötüleşti. Artık oturarak namaz kılıyorum. Neredeyse sabah namazlarını hiç kalkamıyorum. Hiç kaçırmayan ben sabah namazı yüzü görmez oldum. Anladım evladım. Şimdi sana bir soru soracağım. Daha önceden bulaştığın bir şey ya da bir büyü var mıydı yok muydu? Yok hocam. Hiç olmadı. Fal bile baktırmam. Kendim bile bakmam. Merak da etmem zaten. Anladım kızım. Üzerindeki büyünün ne olduğunu görmek lazım. Şimdi dinlenin, yol yorgunusunuz. Akşam 9'da bu odada tekrar toplanırız. Size göstereceklerdir odanızı. Kapının başında bir tane kadın vardı. Bizi içeride odalara böldü. Eşimle ben bir odaya geçtik, arkadaşı bir odaya. Mehmet kurtarabilir mi sence hoca bizi? Oldukça da genç görünüyor. Genç göründüğünü ben de fark ettim. Ama direkt konuya hakimdi. Akşam vaktini beklemesi gerektiğini biliyor gibiydi. Fazla sorgulamayalım. Elinden geleni yapsın. Baktık olmuyor geri döneriz zaten. Yapacak başka bir şey yok. Zorlu olacak değil ya. Mehmet'te de tam sohbete başlamıştık ki yan odadan bir ses geldi. Kapılar açıldı. Bu bağırış sesi arkadaşınındı. Hızlıca kapıyı açıp yan tarafa doğru gittik. Yan tarafa gittiğimizde yerde kasılmaya başlamıştı. Ahmet diyerek yanına doğru çöktü. Ne oluyor? Hocam ne oluyor? Dokunma ona. Geriye doğru çekil. Size yardım ettiği için cinniler onu geriye doğru almaya çalışıyor. Hoca elini kaldırıp göğsüne doğru koydu. Resmeli çektikten sonra okumaya başladığında Ahmet'in kasılmaları durdu. Gözleri yukarıya doğru kayan adam bir anda normal hale gelir gibi öksürdükten sonra nefesi normale döndü. Hocanın kolundan tuttu. Buradalar diyerek bağırıyordu. Hoca o kadar sakin ki sanki hiçbir anormal durum olmuyormuş gibi. Biliyorum kardeşim. Onlardan süreğit gördüğünü de biliyorum. Sakinliği. Sen dostuna yardım ettin. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşunda sıkıntı varken sen rahat etmeyip sıkıntılı olan arkadaşına rahatlık götürmeye karar verdin. Merak etme. Sen güzel insansın dedi. Onu aya doğru kaldırdığında birkaç yudum su içti. Gördüm buradalardı. Şu köşede burada diyerek bağırıyordu. Kimler buradaydı oğlum? Biz hiç kimseyi görmedik dedi. Mehmet'e doğru bakıp iyi ki görmediniz. Çok korkunçlardı diyerek hala korkuyordu. Anlaşılan akşam vaktini bekleyemeyeceğiz. Lütfen odaya geçerim dedi. Üçümüz de odaya geçtik. Hoca geldi. Önüne bir bakır tepsi aldı. Sana dört tane kağıt veriyorum dedi. Kapalı kağıtları koydum. Bir tanesini seçip tepsinin ortasına koy. Söylediği gibi herhangi bir tanesini seçip tepsinin tam ortasına bıraktım. Okumalar yaparak tepsinin içine su dökmeye başladı. Kağıt suyun üzerinde yüzerken bir anda suyun rengi değişiyordu. Mehmet Ahmet'e doğru baktım. Onlar da şaşkınlıkla bana doğru bakıyordu. Hocam suya ne oldu böyle? Seçtiği şey büyülendiğini gösteriyor. Bir tane kağıtta sadece büyüyle yazılmış ve büyülü kişilerin bulabileceği tığsın vardı. Ama bir şey hissetmedim. Rastgele birini seçtim. Seçtim mi, seçtirildin mi? Bunu öğreneceğiz. Kağıt yüzmeye devam ederken tamamen kıpkırmızı oldu su. Hoca, avuçların içine koyduğu yaprakları, ellerinin içlerini birbirine sürtmeye başladığında ufak parçalar şeklinde aşağıya doğru dökülmesini sağlıyordu. Suyun üstüne düşen un ufak olmuş yapraklar suyun rengini değiştirdi. Su bir anda simsiyah oldu. Kara büyü. Yapılan büyünün karanlığı sarmış. Bu durum gittikçe daha da artacak. Yani bu durumda ne olacak hocam? Bu durumda olacak şey şu Mehmet kardeşim. Cinniler eşinizin kendini ya da farklı bir şekilde ölmesine neden olacak. Hocam lütfen yardım edin. Amacım da o. İmanlı olduğunuz için tesir bir türlü size değmiyor yavaş yavaş namazdan uzaklaşmanız, dua etmenizi kısıtlamaları artık etkilerini daha güçlü göstermelerine neden oluyor. Bunca zaman imanınız olduğu için büyü resmen sizi teyit geçmiş. Bir türlü dokunamamış size. Allah razı olsun. Sizin gibi imanlı kardeşlerimi gördükçe hala bir umut olduğunu düşünüyorum. Şimdi yapılması gereken ise şu. Tanıdığın, en yakınındaki, güvendiğin, fark etmez, Hepsinin ismini yazman gerekiyor. Biliyorsan doğum tarihleri de daha iyi olur. Ad ve soyad. Adları göbek adları olmamalı. Kulağına okunan adlar olmalı. Tamam hocam diyerek kaldım. Hepsini yazdıktan sonra hocaya doğru verdim. Hoca besmele çekerek kağıda aldı. Sonrasında suyun içine bıraktı. Uzun bir örtüyü tepsinin üzeri kapanacak şekilde kapattı. Sonra da kendi üstünden arkasına doğru attı tepsiyle hoca örtünün altındaydı. Örtünün üzerinde elle beraber yazılmış olan bazı yazılar ve bazı ipliklerle motifler vardı. Özel bir örtüydü. Mehmet'in elini tutuyordum sıkı sıkı. Aşağıya doğru hoca tepsiye doğru eğildi. Arapça konuşmaya başladı. Konuşmaları bittikten sonra bir anda örtüden çekilerek dimdik şekilde durdu. Hiçbir kıpırdama göstermiyordu. Konuşmaya başladığında sesi birazcık daha kadınlaşmış, hatta ses telleri titriyor gibiydi. Gerçek adın Elif değil. Kayıtları alınan adı sana yurttakiler koymuş. Gerçek ismin Merve. Annen ve baban vefat etmiş. Annenin hastalığı yüzünden baban onu terk etmiş. Doğumu tek başına yaptıktan sonra seni yurda göndermişler. Kadın sığınma merkezinden kaçarak sefir bir şekilde ölmüş. Çocuklarım karşısında şoka uğramış, gözyaşlarımı tutamıyordum. Sana kara büyü yapıldı. Yapılan büyünün nedeni Adıl Adağı'ydı. Adıl Adağı bir antlaşmanın sadece bir bölümüdür. Adıl Adağı'nda yapılan en büyük husus ise bir çocuğun doğumundan olanı bir can verilmesidir. Kara büyü bunun üzerine akte nakşedilmiş. Şartnameler kesin, adak ölecek. Sen öleceksin. Cin kabiresi yanına yaklaşmadı. Namaz melekleri onları uzak tuttu. Durmadan her işinin başında besmele çekmen onları senden uzak tuttu. Ama cinler şeytandandır. Şeytan da cindir. Onlar kandadır. Kanını nakşettiler. Kendilerini geçirdikleri kandan seni namazdan uzaklaştırdılar. İmanın zayıflamaya başladığından görüntüler sana verildi öleceksin. Seni alacaklar. Büyü materyalle değil, sadece kağıt ile yapıldı. Sen istek ve arzunla kağıda dokundun. Kağıdı sana dokunduranlar, senden alacak olanlar. Üstündeki örtüyü çektikten sonra Sefa Hoca nefes nefeseydi. Sen, sen, senin baban, üvey baban, üvey baban büyüğü yapan dedi. Ne? Babam mı? Hayır hocam saçmalamayın. Babam beni çok sever. Hayır. Baban büyüğü yapan. Kendi çocuğu olmadığı için tekrardan ülkenize döndüğünüzde buraya. Kesin dönüş yapmışsınız. İnsanlar alay etmiş. Senin tohumun yok başkasının tohumunu besliyorsun diye. Dayanamamış. Dayan... Çok, çok başım. Bir anda hoca yere doğru yığılır gibi oldu. Mehmet ile Ahmet hemen koşarak tuttular. Hocam iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Bir bardak su içti. Büyüyü bozmam lazım. Çok yakındalar, buradalar. Kalkıp raflardan aldığı kağıtlar ve birçok bitkiyi önüne doğru yığdı. Kağıtları yazmaya başladı. Parmağımın iki ucuna da iğneyle dokundurarak çıkardığı kanları tek tek kağıtlara dokunduruyordu. Bu 20 tane kağıdı alıp denize atacaksınız. Denize attıktan sonra hemen buraya gelin söylediği gibi direkt çıktık. Hava kararmasına karşın denize doğru gittik. Hocanın söylediği okumaları yapıp denize doğru attık taşla beraber. Kurtulacaksın inşallah diyordu Mehmet. Ahmet de haydi geçelim hemen hocanın yanına. Zaman kaybetmeyelim. Hocanın yanına tekrardan geçtiğimizde hoca üzgün bir şekilde pencereden bakıyordu. Hocam attık, hallettik. Biliyorum. Bana doğru dönerek Üvey annen ve baban şartnameden dolayı ölecekler. Cinniler adaklarını onlara yansıtacak. Aldığın haberden sonra çocuklara var. Onu sen büyüt. Onu yalnız bırakma. Senin yaşadıklarını yaşamasın dedi. Nasıl? Anlayamadım derken Mehmet beni tutarak kaldırdı. O gecenin sabahında kalktığımızda telefonum çalıyordu. Açtığımda arayan akrabalarımızdan biriydi. Üvey babamın ve annemin kazada vefat ettiğini söylüyorlardı. Hocaya gittiğimde hoca sadece gözlerini kapatarak git kardeşini al. Kendi kaderini ona yaşatma. Onun güzel bir hayatı olsun dedi. Gittiğimde cenaze işlemleri her şey bitmişti. Nazlı'yı alarak Almanya'ya döndüm. Almanya'ya geldiğimizde kaynanam olanı biteni öğrendi. Benden özür diledi. Artık aramız iyi ve birkaç hafta sonra Emut'la haberi aldı. Nazlı bu yaşında teyze olmaya hak kazandı. Kendisiyle büyüyebileceği bir yeğeni doğacak. Rabbime tekrardan namazlarıma başladığımda hep dua ettim. Namaz beni korumuştu. İbadetler beni korumuştu. Peki ya babamla annem? Onlar büyütene kadar bana melek gibiydi. Ama geri döndüğümüzde kalbi fesat olan insanların başkalarının hayatlarına dokunması, kendi çocuğun değil gibi başka bir insanın hayatını değiştiren aileye bu kadar kötü sözler söyleyerek onları karanlık yola göndermeleri onları hiçbir zaman affetmiyorum. Rabbimin laneti kalbindeki bütün bencil olan insanların üzerine çöksün. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbim emanet olun. Esen kalın dostlarım